Bu niyetinden vazgeç Abdullah. Gökteki bulutlar kararıyor. Yakında kuvvetli bir fırtına kopacak. Kervancıbaşı, herkes burada kalmak istiyor. İzin verirsen burada kalalım. Sen ne dersin Abdullah? Geri dönelim ey Abdullah. Kim böyle bir havada yola devam etmek ister ki Abdullah? Kim böyle bir havada yola devam etmek ister ki Abdullah? Geri dönüyoruz. Avşende kalacağız. Abdullah, senden bir ricam var. Benim Avşende evim var. Oraya gidince istersen evinde kalalım. Ne dersin? Daha iyi olur. Çok sağ ol. Fakat bakalım, evindekiler beni ister mi? Bundan şeref duyarız. Çavuş çal, cebin sesini çıkart. Avşen'e gidiyoruz. Buhara üzerinden. Urmeyse'nin yolunda. Şu anda zaman Hicri 370. Kervan nereye gidiyor? Bilmiyoruz. Daha çok yolumuz var. Yürümeliyiz. Çok yolumuz var. Yolumuz uzun mu uzun? Kervanımız Abdullah kervanı. Çok yol var. Yolumuz çok uzun. Kervanımız Abdullah kervanı. Çok yol var. Yolumuz uzun. Abdullah. Bak bulutlar dağılıyor. Hava açıyor. Allah da Avşen'e gitmemizi istiyor. Hayırlısı. Şimdiye kadar kim sahrada kayboldu? Çok eski tarihlerde, tarih çölde kaybolanların hesabını tutmaz. Ey kervan insanları, hep beraber Avşen'e gidiyoruz. Ey kervanın insanları, hep beraber Avşen'e gidiyoruz. Tarihi hicretten sonra 370. Abicim,
Misafiriniz Kur'an okuyor. Akşam için ona lamba getirdim. Onun lambası gönlünde yanıyor zaten. Kitap okuyacağımı nereden bildiniz? Kulağıma bazı sesler geldi. Güzel ayetler okuyordunuz. İçeri gir. İçeri gir Sitare, canım kardeşim. Lamba getirdim. Merhaba. Bize siz ışık getirdiniz. Lamba değil. Merhaba. Kendi kendime düşünüyordum. Bugün mü söyleyeyim yoksa hiç söylemeyeyim mi diye. Konu neydi? Adım Abdullah. Ben Hasan İbni Ali İbni Sina oluyum. İş için Hurmeysem'e gidiyorum. Buhara bölgesinden. Karım ve çocuğum yok. Sonra? Maksadın ne? Ne söylemek istiyorsun? Güzel şeyler, tamamıyla. Bugün söyleyeceğim. Ama bir şartla. Düğün elbisesi giymesini istiyorum. Yoksa ben size göre değil miyim? Eğer beni düşünüyorsanız bunu abimle konuşun. Babam Behlili'ydi. Nuh bin Mensur Samani zamanında Buhara'ya yerleşti. Sonra Hurmeysim denen köyde çalışmaya başladı.
O zamanlar Hurmeys'e en büyük köy sayılırdı. Sonra Hurmeys'ine çok yakın olan Afşen diye bir köyden Sitare adında bir bayanla evlenmiş ve oraya yerleşmiş. Ben orada dünyaya geldim. Benden sonra da kardeşim Mahmut dünyaya geldi. Gözünüz aydın. Bir erkek.
Bekle bakalım. Merhaba. Merhaba oğlum. Bu kitaplar kimin? İkimizin. Şeyh İsmail Zahid'in mektebinde okuyoruz. Biz Abdullah Sina'nın oğullarıyız. O Hümeysen'i kurup idare eden kişidir. Adım Hüseyin, o da Mahmut. O zaman kitapları neden o taşıyor? Çünkü ben büyüğüm. Yaşta mı yoksa elimde mi? İkisinde de. Ben kafamda taşıyorum, o da elinde. Bu kitaplar hiç adalet ve eşitlikten bahsediyor mu? Bahsediyor. Kafanda taşıman yeterli değil. Birazını da sen taşımalısın. Görmüyor musun? Bunlar ona çok ağır. Aferin, hadi gidin. Kitapları ver. Gel hadi. Ben yaparım. Hocanızla hiçbir zaman tartışmayın. Ayıptır. Babam notları gördü ve çok şaşırdı. Ama sakın bilmişlik yapma. Eğer bilmişlik yaparsan yanlış yaptığında rezil olursun. Kazanmak senin elindedir. Bildiklerini herkese anlatmamalısın. Sırlarını kendine sakla, iyice öğren. Öğrendikten sonra anlatırsın. Babanı hep mutlu etmeye çalış. Sen çok zeki bir çocuksun.
Allah'ım, ona hep yardımcı ol. Daima onun yanında ve arkasında ol. Yalnız sana güveniyoruz Allah'ım. Kimin için dua ediyorsun? Benim için mi? Senin için de dua ediyorum. Ama şimdi Hüseyin için dua ettim. Onun yeri senden daha tehlikeli. Hüseyin ilmin aşığıdır. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Senin yazdığın notları okudum. Ama bana bazı yerleri anlamsız geldi. Sen bir akşamda yazdın, ben 3 günde bitirdim. Çocuğum, sen daha konuları bilmeden nereye gidiyorsun? Karenin alanı 1 ise kenarları nedir? Her kenarı 1'dir hocam. Peki, alanı 2 ise nedir? Karenin her bir kenarı eşittir hocam. 3 olursa nedir? Verdiğiniz bütün ödevleri yaptım ve söylediğiniz kitapları okudum. Alanı 3 olursa kenarı da ona göre büyür efendim. Aslan suretinde kaç yıldız vardır? Size aslan suretindeki yıldızların hepsini sayabilirim hocam. Aslında bu konuda birkaç kitap okudum ama okumayı planladığım 1-2 kitap daha var. Bunları da size danışmak istiyordum. Bu yıldızlardan ilki terf yıldızıdır. Yeter, bildiğini biliyorum. Varlığın 7 aslını say. Yaratıcı. Yaratıcı. Yaratılan. Külli akıl. Külli nefis. Heyyuda. Zaman ve mekan. 7 mukarrebin adını say. Nebi, imam, vasi, hüccet, bab, dai, müstecip. Çok iyi öğrenmişsin evlat. Öğrendim ama gönlüm bunları istemiyor. İçindeki sırrı dile getirme. Hükümlerin hakikati nerededir? Hükümlerin hakikati ayetlerin içindedir. Ama ey bilge kişi, içe ulaşmak için dıştan geçmek gerekir. Benim bir suretim var ve zahirden kaçmanın imkanı yoktur. Alemleri bilene Cebrail vasıtasıyla ulaşan nebilerin bile zahirden kaçmalarına imkan yoktur. Allah korusun, biz kim oluyoruz? Hükümlerin zahir ve batını vardır. Ancak benim ve senin için hükümlere varabilmenin tek yolu o zahirden ve suretten geçer. Şu senin söylediklerin benim olan varlık konusunda ve iksir ilmi üzerinde risaleleri Ebu Abdullah Natili'nin idrakinin dışındadır. Soracağınız bir şey var mı? Allah alemi yaratmadan önce ilahlıktan başka ne yapıyordu? Önce mi? Önce mi? Demek alemi yaratmadan önce ilahlıktan başka ne yapıyordu? Babana söyle! Babana söyle, hemen buraya gelsin. Demek dünyayı yaratmadan önce... Alemi yaratmadan önce... Dünyayı yaratmadan önce ilahlıktan başka ne yapıyordu ha? Dünyayı yaratmadan önce... Gelin! Geliyorum.
Dünyanın keşfi. Dünyanın keşfi. Demek dünyanın keşfi. Dünyanın keşfi. Dünyanın keşfi. Dünyanın keşfi. Oğlun çok tehlikeli bir soru sordu. Sana üç lafım var ey Abdullah Sina. Birincisi, oğlunu falakaya çekeceğim ki bir daha böyle sorular sormasın. Evet, ne oldu hanım? Kocam çatıdan aşağı düştü. Ayağındaki kemikler kırılmış. Duyduğuma göre burada bir hekim varmış ve o hekim çok da bilgiliymiş. Bilgili hekim. Buyurun, buyurun. Bilgili hekimin yanına gitmemiz lazım. Bilgili hekimimiz sadece 12 yaşında. Nedeni bana bir soru sordu ve ben cevabını bilmiyordum. Birincisi bu. İkincisi, beni bir hoca olarak görmüyor ve benim sözlerimi dinlemiyor. Üçüncüsü, bilmediğimiz şeyler bizim için çok ağır şeylerdir. Ama o ilimden başka bir şey bilmiyor. O... İlimden başka bir şey bilmiyor. Hocam bizi affedin, kalın burada. Artık kalamam. Benim sözümü dinlemiyor. Cihanın keşfini Allah'tan önce kim biliyormuş? O ilimden başka bir şey anlamaz. Birkaç gün kalın, bizi mutlu edersiniz. Artık kalamam. Öğrencim benim sözümü dinlemiyor. O ilimden başka bir şeyden anlamaz. Artık kalamam. Kalmam. Kalk hadi. Ey büyük hekim! Bizim ekmeğimizi getiren adam çatıdan düştü. Artık ekmek getiremiyor. Bize yardım edin. Ona şifa verin ne olur. Hey kadın, ayağa kalk. Hekim ben değilim. İzin verin yardım edeyim hocam. Sakin ol. Çok ağrıdığını biliyorum. Ne oldu sana? Belim, ayaklarım çok ağrıyor. Ayaklarım. Ayaklarım çok ağrıyor. Benim ayaklarım da çok ağrıyor. Sakin olmalısın. Bu çocuk mu benim kocamı iyileştirecek? Hekim benim. Onu iyileştirmeye çalışacağım ama Allah'tan yardım isteyeceğim ve inşallah cevapsız kalmayacağız.
susuz kalmış bir inek getirin. Susuz mu? Onu ilim hastası ettin. Allah'ım, bu yolda ilerlemesi için ona yardım et. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ağrılarım neden birdenbire kesildi? İnek suyu içince karnı genişlemeye başladı. Ve kemiklerin yerine geldi. İyileştin. Mahmut. Ay anne, ağrısı nasıl? Hadi koşalım. Seni terbiye etmek için hiçbir şeyden çekinmedim. En iyisi Bahtini hahımı ile tanışmandır. Abdullah Sina. Bizim yolladığımız adam Hurneysem'e geldi. Ve Hurneysem'de senden aldığım 7 dinardan 7 dirhem fazla değil. Biz burada aldığımız para
ve döktüğümüz kanlar için yaşıyoruz. Gazneliler artık bizden korkuyor. Ve Gazne padişahı bizimle iyi anlaşıyor. Adımızı duyunca titriyorlar. Eğer kendini affettirmek için geldiysen, söyle ne kadar para vereceksin? Sen büyüklerin büyüğü. 3 dinarı kendim için, 7 dinarı oğlum için ve 30 dinar da affetmen için. Toplam 40 dinar. Verdiğin para karşılığında ne istiyorsun? Şefaat ve Allah'a bağlı olmak. Bir de oğlun söylesin. Allah'a zaten bağlıyım. Sadece şefaat istiyorum. Ben oğlumun sağlığını istiyorum. Kendi söylesin. Şefaat istiyorum. Böyle söylenmez. Böyle söylenmez. Çocuk, adın ne? Abdullah oğlu Hüseyin. Şimdi hangi yoldasın? Hizmet yolu. Kime hizmet? Allah'a hizmet. Peki bizim yanımıza neden geldin? Babam istediği için. Ve size bir soru sormak için buraya geldim. Sorabilirsin. Sende akıl ve sağduyu görüyorum. Doğanın en güzel şeyi nedir? Bu soruya herkes cevap verebilir. Hayvan, su ve maden. İnsan nedir? İnsan önce akıllı bir hayvandır. Düşünme kudreti vardır. O insan ki konuşabilir ve duyabilir evladım. Yani insan bir çeşit hayvandır. Sadece bir farkı var. Akıllıdır. Ve bu yüzden dolayı düşünebilir oğlum. Konuşmak için bir şey bilmesi gerekir. İlk kelimeyi nereden duymuş? Aferin. Eskiden Hazreti Adem diye biri vardı. O zaman insan Allah'ı melekler sayesinde tanıdı. Evet. Peki o zaman söyler misiniz? Neden bütün insanlar başkalarının sözünü dinliyor efendim? Allah hakkında kendileri düşünemez mi? Ey büyüğüm! Benim oğlum Hüseyin çok soru soruyor. Lütfen üstünüze alınmayın. Bu soruya cevap mı vereyim, canımı mı? Sadece bilmek istedi. Şimdi benden özür dilemesi gerekiyor. Özür dilemem çünkü sırları bilmiyorum. Bu üçünü hemen buradan atın. Özür dilerim efendim. Affettim ki gidiyorsunuz. Thank you.
hekimin evi bu gördüğünüz yer. Bak, biz atların üzerinde hiç yorulmuyoruz. Söyle bakalım, emin misin Hurneyse'nin idarecisinin evi burası mı? İyice emin misin bundan? Evet, eminim. Abdullah Sina benim babam ve Bilge Hekim de kardeşim. Hadi gidelim. Gelin. Oğlumuzun geleceği çok iyi. Önce Gazne padişahı, şimdi ise Türk padişahı oğlumuzu bulmak için adam yollamış. O artık saraya gidecek. Beyim, çok korkuyorum. Onun yaşı saraya girmek için daha çok küçük. Merak etmene gerek yok hanımım. Selamünaleyküm Hurneyse'nin idarecisi. Oğlun Hurneyse'nin en iyi hekimiymiş. Onu görmeye geldik. Sultan Mahmut çok hasta. Sultanımızın selamını ve hürmetini getirdik size. Böylece çocuğunun kısmeti açıldı. Sultanımız onu saraya istiyor. Onu baş hekimi yapacak. Oğlum, Hüseyin daha bir çocuk. Evet, onun genç olduğunu biliyoruz. Çocuğum sultanıma feda olsun. Kalkın. Şimdi sizi oğlum Hüseyin'in yanına götüreceğim. Sultanın isteğini ona kendiniz söyleyin. Hüseyin, oğlum, seni görmeye geldiler. Bunlar Büyük Sultan, Sultan Mahmut'un adamları. Gitsinler, daha sonra gelsinler. Şimdi oyun zamanı. Biz Bilge Hekim Hüseyin'i istiyoruz, bu çocuğu değil. Bu çocukla hiçbir şey yapılmaz. İstediğiniz kişi benim. Bu nasıl bir hekim? Daha ağaçlarda oynuyor. Eğer sizinle saraya gelirsem bu ağaçları oraya getirmem. Ey sultanın adamları! Benim Hüseyin'im daha çocuktur. Söylediklerini üstünüze alınmayın. Göğsümüz saf çelikten yapılmıştır. Bizim meşrebimizde korkak olmak, zayıf olmak yoktur. Neden üstümüze alalım? Gerçekten de Buhara'dan Gazne'ye gelen Abdullah Sina'nın oğlu Hüseyin sen misin? Evet, odur. Onun özürlerini sultanınıza söyleyeyim. Hüseyin'in istediği
büyüdüğü zaman annesi ve babasının yanında kalmaktır. Bilge bir hekimin, zeki bir hekimin ağaçların arasında ne işi var kadın? Allah bizi bir çocuğu ağaçların arasından alıp götürürse kahreder. Sultanın yanında mahkum olarak yaşayacağız. Bizi anlıyor musun? Eğer böyle bir şey yaparsak en kötü cezası idamdır. Yazık olsun bize. Ey askerler! Duydum ki sultanın durumu çok kötüdür. Eğer ağaçların arasında olmasaydın şimdiye kadar çoktan ölmüştün. Sultanımıza söyleyin. Ben hiçbir sultan padişahın eseri değilim. Söyleyin ki insanın yaşaması onun serbest kalmasıdır. Bir hekimin laflarını bir çocuk söylüyor. Ey hekim! O zaman neden ağaçların üstündesin? Bunu yaşım istiyor ey sultanın askeri. Büyük sultana söyleyin. Bütün Buhara'yı ve diğer illeri gezdik ama yine de bilge hekimi bulamadık. Horasan'ın topraklarında da bulamadık deyin. Onu bulamadık mı diyeyim? Beni Horasan'ın topraklarında gördünüz mü? Evet. Ama hayır, hayır, bulamadık. Hiçbir toprakta seni bulamadık. Şey kalmadı. Sana söyleyeyim Mahmut, böyle olmaz. O bir zamanlar yaşıyordu, şimdi yaşamıyor. Sana söylüyorum. İnsan topraktan gelir ve geldiği toprağa geri döner. Ama ruhumuz o topraktan yapılmamış. O yaşamaya devam eder ve hiçbir zaman ölmez.